Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömür Erdem Akkaya. Bugün anlatacağımız konu erkek kısırlık yöntemi, yani vazektomi nedir? Vazektomi anlatmak gerekirse, basitçe anlatmak gerekirse torbada testislerin hemen üzerinden çıkan bu bizim vaz deferens dediğimiz sperm kanallarının bağlanarak kesilmesiyle ve meniye spermin gitmesinin engel olunmasıyla yapılan bir ameliyat. Amaç meninin, yani spermden arındırılması. Testislerden geçen sperm yolunu bir şekilde bağlantısını ortadan kaldırmak. Bu kolayca yapılan bir ameliyat. Lokal anesteziyle sadece o bölgeyi uyuşturarak yaklaşık 10 dakikada yapılabilecek bir operasyon. Vaz deferensleri bağladıktan sonra 3 ay içerisinde sperm artık dölde gözlenmiyor. Yani döl artık semen steril hale gelmiş oluyor. Yani spermlerden arındırılmış hale gelmiş oluyor. Dediğim gibi kolay bir yöntem. Avantajları ne? Bir kere kadının yaptıracağınız kısırlık ameliyatına göre daha ucuz ve daha basit. Kadına bu operasyonu yapmak için birazcık daha kadına daha haşin bir ameliyat olduğunu söyleyebilirim. Çünkü tüp yolları kadınlarda karnın içerisinde genellikle sezeryanla beraber öneriliyor hastalarda. Ya da işte hastanın karnını bir şekilde açmak ya da karnına laparoskopik olarak girmek gerekiyor bu operasyonu yapabilmek için. Onun dışında başarı oranı %100, riski düşük ve dediğim gibi bu ameliyattan sonra artık prezervatiften kurtulmuş oluyorsunuz. Komplikasyonlarına bakacak olursanız çok nadir komplikasyonları var. Kanama yapabilir, bazen pıhtı yapabilir, o bölgede morluk, şişlik yapabilir ya da enfeksiyon yapma ihtimali olabilir. Onun dışında sizin cinsel performansınızı düşürmez, kalıcı olarak herhangi bir penise bir zarar vermez, öyle kanser yapmaz ya da şiddetli bir ağrı yapacak bir operasyon değil kesinlikle. Burada en önemli ayrıntı, vazektomideki en önemli ayrıntı şudur. Biz burayı kestikten sonra, bu yolu kestikten sonra, diyelim ki siz ben çocuk yapacağım ya vazgeçtim dediniz. Bunun geri dönüşü çok zor. Yani geri dönüş için bunları tekrar mikro cerrahiyle bu iki kanalı birbirine dikebiliyorlar. Ama başarı oranı düşük olduğunu söylemek lazım. Yani bunun başarısı %30'dan daha düşüktür. Burada da hikayeler genellikle şöyle oluyor. Mesela bana gelen bir hastadan bahsedeyim. Hasta evlenmiş, çocuk yapmış. 2 çocuktan sonra işte artık eşi doğum kontrol yöntemi kullanmak istemiyor, ilaç kullanmak istemiyor. Çünkü hormonal ilaçlar, kadın da haklı. Operasyonda olmak istemiyor, düşünüyorlar, taşınıyorlar. Erkeğin ameliyatı daha kolay diyor, o zaman sen ol diyor. Hasta eşinin de rızasıyla vazektomi operasyonu oluyor. Ama aradan 3 sene geçiyor, 5 sene geçiyor, dünya hali. Geçinemiyorlar ve boşanıyorlar. Boşandıktan sonra da belli bir süre sonra başka bir kadınla evleniyor. Kadın genç, çocuk istiyor. Tabii burada problem başlıyor. Burada ne yazık ki bu operasyon yapılabilir. Ondan sonra aylarca beklemek lazım sperm gelmesi için. Ama hastaların bir kısmı da bu operasyon yaptıracağına direktman tüp bebek yaptırıyorlar. Tüp bebekte de skrotumdan, testislerden sperm alınıyor. O da ayrı bir ameliyat tabi. Bununla tüp bebek işlemi yapılıyor. Tabi o daha sıkıntılı bir işlem. Bu genellikle aslında bu operasyonu şöyle olabilir. Mesela diyelim ki 40 yaşına geldiniz, çocuklarınızı yaptınız. Çocuklarınız büyüyor, başka çocuk istemiyorsunuz ve ilişkiniz yok, kalıcı bir ilişkiniz yok, sabit bir ilişkiniz yok, partnerleriniz değişiyor ve çocuk da istemiyorsunuz. O zaman çok mantıklı yapılabilir ama aklınızın ucundan, en ufak bir kenarından bir çocuk yapma fikri geçiyorsa vazektomiyi önermiyoruz. Bu da önemli bir ayrıntı. Onun dışında vazektomi dediğimiz gibi basit, kolay bir operasyon. Bu videoyu da zaten bu yazı için çektim. Eğer dinlemek isterseniz diğer videoları YouTube kanalına beklerim. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.